Onur Online canım. Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işte. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına, sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Uzun süredir Ultimate Team videosu atamıyorum, biliyorsunuz ki. İnanın o kadar yoğunluk var ki, yani Ultimate Team, işte ne bileyim kariyer falan filan, baya bir yoğunluk var. Hemen şu kadromuza gelelim. Kadromuza birkaç tane değişiklik yapmıştım kendi kendime oynarken, ama sonra tabii ki hata, bu ne lan? Bütün herkes kırmızı kart görmüştü. Bunun yerine şey oynuyordum ben de, Volkan Şen oynuyordu. Zaten bu kadroyu şimdi yapmayacağım için. Bir dakika dur. Burada Volkan Şen oynuyordu. Gökhan Töre, Ozan Tufan. Bu Ozan Tufan'ın yerine de biri oynuyordu ya. Şey oynuyordu galiba. Neydi? Yo. Ozan Tufan'ın yerine kim oynuyordu ya bizde? Hakan Çalmalı, Mehmet Topal, Ozan. Oğuzhan oynuyordu, Oğuzhan. Oğuzhan nerede? Oğuzhan koçum, gel sen de. Ya yanlış adam aldım. Neyse şey alalım. Oğuzhan'ı buraya alalım. Hakan Çalhanoğlu'nun kontratı yokmuş. Hakan Çalhanoğlu'nun kontratını yapalım. Hakan kardeşimizin. 5 tane 28'lik kontratımız vardı. Hemen o 5 tane 28'lik kontratımdan bir tanesini kullandım. Ve de artık şöyle bir bakalım. Gerçek kadrom benim bu muydu ya? Gökhan Gönül, Ömer Toprak. Buydu değil mi gerçekten? Öbür kadroma bakayım bir dakika. Van der Wiel, tamam. Kayar, şey şu. Bruma. Mehmet Ekici. Mesela Mehmet Ekici yoktu burada. Kulübüme gönder. Emre Belözoğlu da yoktu. Bunları şey yaptım ya. Fut bilmem nesi için yapmıştım. Caner Erkin. Caner Erkin milli takımda mı vardı? Buradan var. Burada vardı. O zaman Buruma'nın yerine vardı. Tamam. İki tane ön libero olması lazım. Bir tanesi Atiba'ydı. Öbürü kimdi? Laval'dı değil mi? Atiba ile Laval. Hemen şuralara adamlara bakalım arkadaşlar. Şuradan bir ligi seçelim. Türkiye Ligi diyelim. Ya bunun da böyle bir saat uğraşması insanın canını sıkmıyor değil. Schneider varmış. Oo koçum benim Schneider. Ama Türkiye Ligi'nde oynayamıyor değil mi o Schneider? Oynuyor mu? Oynuyor. Bir dakika. Schneider. Tamam. Bir yana geldiğimiz zaman Bruma. Onun yanında Tolga Zengin. Oraya Atiba Hutchinson geliyor tabii ki. Onun bir yanında Yusuf Erdoğan var. Oraya Castillo geliyor. Yanlış bilmesem. Tamam. Onun bir yanında şey var. Oraya Emenike geliyor. Onun bir yanında Ozan Tufan var. Oraya Laval geliyor. Skelter oynamıyor. Tamam. Oynamasın. Emenike'yi buraya al. Emenike favorit oynuyor çünkü. Laval'la Castillo'yu değiştir. Tekrar Laval'la Bruma'yı değiştir. Laval buraya gelecek. Schneider buraya gelecek. Atiba Hutchinson buraya geliyor. O zaman bir tane de şey adam kalacak değil mi? Siz söyleyeyim. Bir tane normal bir tane adam almamız lazım. O da Yusuf Erdoğan olsun. Çünkü çok hızlı olduğu için Yusuf Erdoğan'ın Yusuf Erdoğan hızına yararlanırız. Yani çok hızlı olduğu için yararlanırız. Tamam, bu kadrom tamam şu anda. İnşallah sorun yoktur. Hemen Allah'ım çıldıracağım. Ben niye yanlış şeyler görüyorum ya. Evet, bu kadromuz şu anda tamam. Türk milli takım kadrosunu yapmıştık biliyorsunuz ki. Şu anda çok da ihtiyaç yok diğer kadrolara. Hemen Türk İş Baş kadrosuna geçelim. Türk İş Baş'ta Amerika Schneider'la hepsi tamam mı? Cenk Tosun, Gökhan Töre, Kenan Fıray, Volkan Şen tamam. Çağanoğlu, Topal, Öz Yakup, Hasan Ali falan filan. Tamam, bütün kadromuz şu an tamam. Hepsi 99 mu? Aynen, hepsi 99. Kondisyonlarımız yerinde. Takımımız şu anda hazır. Hemen bir maça gireceğiz. Maçımızda bakalım. Nerede oğlum online? Online sezon. Division 8'deyiz hala. Çok yavaş gidiyoruz. Division hala 8'deyiz. Bir an önce Division'lara çıkmamız lazım. Ve de ilerlememiz lazım. Öncelikle internetimiz, telefonumuza kapalım. Ona bir bakalım. Açıksa kapatalım. Onu da hiç uğraşmayalım bir daha. Tamam, ne diyor? Devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet, istiyoruz. Bu kadroyla devam edeceğiz bakalım. Evet, bir rakip geldi. Türk İş Bankası'nın adını gördüğü anda bakalım çıkacak mı dedim. Çıkmadı. Kendine güveniyor. Tamam, uyar. Manchester City. Ben böyle mi oynasam? Böyle mi oynayayım? Tamam, ben beyaz formalı. John Blow buz mavisi formalı olacak. Aslında formalar birbirine yakın. Yani başka bir forma seçebilirdi ama seçmedi. Fernando Torres ileride, Martial solda, arkalarında Jesus Navas falan filan, Almanya liginden Alman pardon. Şu çocuğun adını unuttum ya. Tamam, böyle bir kadro kurmuş kendince. Genelde İspanya liginden falan filan takılmış bir şeyler yapmış. İngiltere liginden falan takılmış. Öyle bir kadro kurmuş ama tabii ki Türk İş Bankası tanımadığı için şu anda yaptığı hareketler ona çok normal geliyor. Ve Türk İş Bankası maça başlıyor sevgili futbolseverler. Kim var orada? Harika geçti Van der Wiel. Zaten ancak FIFA'da oynayabiliyor. Başka bir yerde oynayamıyor. Emanuel Emenike. Hızına güveniyor musun? Güveniyorsun. Ne yapıyorsun? Allah seni kahretsin Emenike. Sadece hızın var oğlum. Yürü. Şimdi Simon Kayer orada. Dikkatli. Çok güzel oğlum be. Atiba Yeonu. Yeonu Atiba. Aferin oğluma. Oha.
Güzel be, ben de. Çok güzel. Vesti şimdi onu yukarıya. Castillo'nun önüne mükemmel bir pas. Castillo kaleci kaç kaça. Castillo gole gidiyor. Castillo. Castillo. En aşağıda kim var? Allah. Oh siktir, gol olmadı. Hadi be. Vesti mi o? Vesti Schneider. Aman tanrım. Kariyerde sattıktan sonra özlediğimizi anladık Vesti Schneider'i. Mükemmel bir şut. Gerçekten iyi başladık. Şu an rakibin yapabileceği hiçbir şey yok bize karşı. Vesti Schneider baktı. Şimdi Alex... Ne Alex'i? Şimdi Burman'ın önüne. Burman'da tekrar Vesti Schneider'ı. Schneider kaleci kaç kaça. Schneider kaleci. Ölüm vuruşunu kurtardı kaleci. Castillo de Santos Bromar Ferreiro. Buongiorno. Bakın mükemmel uzandı. Mükemmel uzandı. Hemen pas eserek kullanacağız. Schneider'e kasıyor. Kasıyordun bir arka direk. Bir korner daha dedi hakem. Muhittin Boşat. Tekrar kullanacağız. Hadi bakalım çocuklar. Paslaşarak kullandık. Bu sefer arka direğe mi? Uzun bir top arka direkte kim var? İndir oğlum. İndirdi. Allah'ım vur artık onu. Atayım. Allah kahretsin sizden. Ha, hiçbir şey yok hocam. Hiçbir şey yok hocam. Hocam bunları yeme. Harikasın be Castillo be. Adamsın be Castillo be. Şimdi cihazlar dışına oynadı. Orada kim var? Vuracak mı? Allah kahretsin. Nasıl geçemedim ya? Haydi oğlum. Geçemez, hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey. Oğlum bu, ne yapıyor lan burada bu? Aferin oğlum, sakin. Ben de, sakin. Sakin. Emmanuel Emerick'e mi? Hayır, Castillo geçti, müthiş. Castillo Schneider'ın önüne. Schneider'dan tekrar Emerick'e. Emerick'e kaleci kaç kaçı. Ölüm vuruşu avut attı Emmanuel Emerick'e. Ölüm vuruşu. Nasıl bir ölüm vuruşu, anlam veremedim. Schneider, Wesley, harika bir arkada sıyrıldı Wesley. Şimdi baktı Laval'ın önüne, Laval gole gidiyor, Laval aşağı oynadı, kaleci kaç kaça, şutunu... Sana sevdiğim diyemem, yalan 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 yalan, Wesley Schneider. Oyna oğlum, harikasın. Şimdi vuruma, vuruma, Antonio vuruma, vuruma, müthiş geçti. Vuruma son çizgi, Laval'a, Laval de Santos. Laval de Santos, hangi ayarlattığını gösterir misin bize? Laval de Santos, 14 yaşındayken annesi bir gün bunu bakkala gönderiyor. Laval, git iki tane ekmek, bir tane yumurta al diyor. Tamam anneciğim diyor Laval da. Gidiyor iki ekmek bir yumurta alacağına, bir ekmek iki yumurta alıyor. Annesi geldiği zaman bunu dövüyor. O da diyor ki, çocuğa şiddete hayır diyor. Çıkıyor evden ve diyor ki, ben bu şiddetin olduğu evde barınamam artık diyor. Ve sokaklara düşüyor. Sokakta bir tane adam önünü kesiyor. Kim dersiniz bu? Kim dersiniz? Piri Sultan. Piri Sultan buna diyor ki, senin adın Laval mı? O da diyor ki evet Laval, gel koçum seni futbolcu yapacağım diyor. İnanıyor, inanıyor gidiyor ama Piri Sultan ne yapıyor biliyor musunuz? Buna çakıyor, tecavüz ediyor. Çünkü artık biliyorsunuz Türkiye'de tecavüzcüyle evlenirsen suç yok. Ve Laval da tecavüzcüyle evleniyor ve de tecavüzcü hapise girmiyor. Evet arkadaşlar, şu anda makara yaptım zannettiniz. Eğlendiniz ve güldünüz hepiniz. Ama aslında çok güzel bir mesaj verdim anlayana. Haydi bakalım. Rakibimiz çıktı maçtan. 1-0 gibi. Yani bize karşı oynayamayacağını anladığı için çıktı. Biraz ona bir gömlek üstün geldiğimizi fark etti zaten o da. O yüzden hemen maçtan çıktı. Biz hemen bir rakip daha arayacağız. Vermiş olduğum sosyal mesajı inşallah anlamışsınızdır. İnşallah ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Parti, din, ırk, mezhep hiçbir şey önemli değil. Bütün insanoğlunun tepki vermesi gereken bir durum arkadaşlar bu. Hepinizin bilgisi olsun. Haydi bakalım, şimdi ikinci kadromuzu seçiyoruz. Türk milli takım kadromuzu nedir durumlar bakalım, var mı 99 olmayan, hepsi 99, sakat falan filan var mı, Allah'a şükür o da yok. Hemen bir ikinci maç yapacağız şimdi. Yusuf Erdoğan'ı 80-70'ten sonra falan koyabilirim. 90 hızı var, 90 hız iyidir, iyi bir hız yani. Kullanacağız yani, Yusuf Erdoğan'ı da kullanırız, sıkıntı yok. Evet, bakalım rakip bekleniyor. Biz her zaman olduğu gibi hazırız, hazır düğmemize bastık ve rakip bekliyoruz. Tabii ki rakip gelmeyecek ve tırsacak, karı gibi kaçacak. Geldi. Güzel. Gel bakayım. Gel. Gel oğlum. Gel lan. Korkma. Korkma oğlum. Oo güzel. Kırmızı forma o. Hangi forması oğlum? Kırmızı mısın? Beyaz mısın? Nereye gitsin? Oğlum gerizekalı mısın? Hangi formasın? Mal gerizekalı. Heh. Ya
sikerim seninle bileceğim mal ya. Ya sonra küfür ediyorum diyor, küfür ediyor ya. Böyle geri zekalıları mal gibi böyle o an mesela ne yapıyor olabilir? Joystick götüne mi sokuyor olabilir? Ne yapıyor olabilir ya? Ne yapıyorsun oğlum? O an ne yapıyorsun ya? Allah'ım yarabbim ya, adam maça girmiş Ultimate Team oynayacak, o an ne yapıyor olabilirsin ya? Bak aynı gerizekalı gelecek şimdi bak. Oh Allah'tan gelmedi. Gel gel, korkma gel. Gel. Korkak tavuk seni. Seni gidi korkak tavuk seni. Seni gidi korkak tavuk. Türk iş maçı gördükleri zaman ayakları, elleri, her şeyi bilmem nereleri titriyor. Orada titremesin. Şu an düşündüm de orada titrerse fena bir görüntü olabilir. Evet, rakip bekliyoruz. Aynı. FC Sibop. FC Sibop ne ya? Tamam. Ben beyaz, o kırmızı. Oğlum FC Sibop ne? Sinop gibi. Evet. Mehmet Yıldırız maçın hakemi. Türk milli takımının hocası. Hocası diyorum. Hakemi de Türk. Görüyorsunuz saçma sapan kaleon meleon falan filan 4-3 defans oynuyor hakkı sıra bana şekil yapıyor falan. Ama onun her türlü hakkını alacağım yani. Sıkıntı yok. Oynayacağı taktik şu arkadaşlar. Defansa çekilecek. Defanstan kanatlara uzun top atacak. Biz de bunu engellemeye çalışacağız ve kazanacağız. FC Sibop'a karşı milli takımımız, yani Türk oyuncularla oluşan takımımız şu anda karşılaşmaya başladı. Gökhan Töre sakin. Hakan Çalhanoğlu orta saha oynadı. Kerim Fıray mı bilmiyorum. Kerim Fıray sanırım. Volkan Şen baktı. Kerim Fıray. Ooo sert hareketler he. Sert hareketleri severim. Şimdi yukarı doğru. Hasan Ali kaldırım. Arka direğe bir orta. Kimse yok. Açıcan ortanın ta. Neyse. Gökhan Töre baktı. Şimdi bir arka direk. Vurun oğlum şuna. Kimse vuramıyor. Vur oğlum. Ölüm vuruşu. Şimdi Oğuzhan kaleci nasıl top. İkinci pozisyon. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be Kerim Fıray. Ha böyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Onu geç. Hakan Çanoğlu. Baktı araya. Hakan. Bakıyor. Gökhan Töre'ye mi? Hayır. Volkan orada. Şimdi Volkan'ın arabası. Müthiş bir yere Kerim Fıray kaleci kaç kaç. Kerim Fıray. Kerim Fıray. Kerim Fıray. Ne kadar Fıray. Müthiş bir gol attık. Volkan Şen, Hakan Çalhanoğlu ve Kerim Fıray'ın mükemmel oyun kurması. Bu arada 70 bin lira mı 60 bin lira mı paramız var. Hala bu formalarla oynamak bize yakışmıyor. Bir an önce Türk milli takımının o asil formasını alıp şanlı bayrağımızı göklere. Harikayım ya. Oradan vuracağım lan. Var ya bir şey söyleyeceğim. Hakan Çalhanoğlu olduğunu gördüm ya. Gaza geldim biliyor musunuz? Direkt vuracağım ne olursa olsun. İyi şutları var çünkü. Hadi çocuklar çıkarmayın onu oradan. Çıkarmayın onu oradan. Dediğim anda çıkarmadık da. Şimdi araya gönderebilecek misin? Gönderdin ama orada müdahale yapmaya çalıştılar. Orta sahada oynadı. Şimdi araya bir top Volkan Şen'e. Volkan Şen döndü. Atacak mı? Volkan Şen şöyle bölündü. Volkan Şen müthiş vurdu. Müthiş vurdu Volkan Şen. Harikasın sen. Hakan mı Volkan mı lan bu? Hakan Çalhanoğlu galiba ya. Hakan Çalhanoğlu'ymuş abi. Volkan Şen öyle vuramaz ki. Ben zaten ona çağırsın. Hakan Çalhanoğlu ayağını bir raket gibi kullanıyor. O raketi diyor ki öyle bir yere vururum ki. Bakın tekrar izliyoruz arkadaşlar şimdi pozisyonu. Hakan bakıyor. Burada Hakan'a alıyor. Volkan'a çekmiş. Şaka yaptım. diyor. Ölüm vuruşu. Puff, fileler kırıldı. Hakan Çalhanoğlu. Mükemmel Çalhanoğlu. Çalhanoğlu'dan mükemmel bir gol arkadaşlar. Ve 2-0 yaptık. Şu anda rakibimiz delikanlı çıktı. Diğeri gibi karı gibi çıkmadı. Oraya gitmeye çalışıyor ama orada tabii ki bizim defansımız onu öyle geçirilecek futbolcular değil. Şimdi Volkan Şen mi? Volkan Şen. Hızına güveniyor Volkan. Oo omuz yedi. Tabii. Hadi oğlum. Harika bir pas be. Harika bir pas be. Şimdi Volkan Şen'in önüne. Kerim Fıray'mış pardon. Kerim Fıray. Ölüm vuruşu kaleci. Ölüm vuruşu. Topu kaptırdık sevgili futbolseverler. Aha kötüye kalandık. Kötüye kandık ama orada tabii ki her zaman olduğu gibi defansımız müthiş, müthiş, müthiş. Müthiş, müthiş. Müthiş. Şimdi harikasın be. Yürü. Yürü. Faul hocam. Hocam faul. Çok iyisin bu oğlum. Aferin Gökhan. Biliyorsun seni çok severim. Şimdi aldı diğer Gökhan. Diğer Gökhan gole gidiyor. Diğer Gökhan gole gidiyor. Müthiş hareketler. Gökhan sıyrılabilecek mi? Harika. Neler yapıyorsun? Şimdi orta sahaya. Hakan Çalhanoğlu'na mı? Hayır. Fazla yaptığımız zaman işte bunları. Bunları fazla yaptığımız zaman olmaması gereken hareketler. Ben Yeder. Ben Yeder saçma sapan bir şut. Çok güzel. Çık oğlum. Hakan. Hakan baktı şimdi. Çok güzel bir pas. Allah kahretsin geçmedi. Olsun önemli değil. Hakan yine aldı. Hakan'a orada. Oha yani hocam. Hayır hayır sakın sakatlanma Hakan. Hakan Çalhanoğlu'nun sevdiği bölgeler arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu orada kaleye baktı.
Gerçekten çok teknik. Hakan kaleye doğru bakıyor. Barajı oynattı. Bir sarı kart görmesi lazım. Hakem sadece uyarıyor. Hakem sadece uyarıyor rakibi. Ne var lan? Hareket etme lan. Hareket etme. Arkadaşlar bu gol Onur Online ailesi için gelsin. Kerim Fıray attı ama. Kerim Fıray attı ama. Sizden ne demiştim? Onur Online ailesi için gelsin demiştim. Olsun, free kick gol olmadı ama dönen top gol oldu. Onur Online ailesi için, sizler için, siz değerli aboneler, yorum atanlar, en çok beğenenler ve en çok yorum atanlar için gelsin bu gol. Evet, rakibimiz, ikinci rakibimiz de kaçıyor bizden. Görüyorsunuz, bizi gören şu Türkiye'lik kadromuzla bizi gören futbolcular, pardon rakipler, bir bir kaçıyorlar arkadaşlar. Şu an çok sinirlendi ve internetini ve bilgisayarını, PlayStation'ı, her şeyini kapattı. O yüzden bağlantı kesildi. Yapacak bir şeyimiz var mı? Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Çünkü biz artık ne yapalım yani, rakipler kaçmasın diye gol mü atmayalım? Onu... Maçın skoru yok. Korktum bir an ya, maçın skoru yok diye. Evet arkadaşlar, bu bölüm çok kısa olacak, kusura bakmayacaksınız artık. Çünkü neden diyecek olursanız, gördüğünüz gibi iki rakip de maçtan çıktı hemen kız gibi. O yüzden bu bölüm çok kısa olacak. Zaten çok uykum vardı, iyi oldu. Ama bir bölüm daha çekeceğim. Hadi bakalım, bir bölüm daha çekeceğim. Ama bu bölümü tabii ki şimdi izlemeyeceksiniz, sonra izleyeceksiniz. Yorum atmayı unutmazsanız ve eğer video hoşunuza gittiyse, eğlendirebildiysem sizi, videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var. Eğer hala bu videoyu izliyor ve kanala abone değilseniz, kanala abone olursanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için, benimle beraber vakit ayırdığınız için bana. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunlar tecavüzcü değil. Bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işte. Ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işte.